Bu videoya kadar nasıl geldiğimizi bir tekrar edelim mi arkadaşlar? İlk olarak 1865'te Mendel kalıtım yasalarını paylaştı. Mendel bazı kalıtımsal özelliklerin ya da belirli kalıtımsal özelliklerin demeliyim bazı kurallar doğrultusunda anne babadan çocuklara geçtiğini gözlemlemişti. Bu gözlemler sonunda da kalıtım yasaları ayrılma yasası, bağımsız dağılma yasası ve baskınlık yasasını ortaya atmıştı. Ne yazık ki daha önce söylediğim gibi Mendel'in çalışmaları o zamanlar ciddiye alınmamış ve görmezden gelinmişti. 1900'lü yılların başında ise bu çalışmalar yeniden keşfedildi. Ama 1900'lerin başında da insanlar, Mendel'in bahsettiği kalıtsal faktörlerin moleküler temelinin ne olduğunu hala bilmiyorlardı. 1902'de ilk defa kalıtsal faktörlerin moleküler temeli ile ilgili güçlü bir teori ortaya atıldı. Boveri ve satın her ne kadar bağımsız olarak çalışmış olsalar da hemen hemen aynı zamanda aynı teoriyi kromozom teorisini ya da şu anki adı ile boveri satın kromozom teorisini buldular. Boveri ve satın hücrelerin, Özellikle de mayoz bölünme sırasında nasıl bölündüğünü, kromozomların nasıl eşleştiğini, ayrıldığını ve daha sonra bağımsız olarak dağılıp çocuğa, çocuğa diyorum afedersiniz çocuğa ya da yavruya nasıl geçtiğini araştırdılar. Yani e, insanın e, veya hayvanın yavrusuna, çocuğuna nasıl geçtiğini araştırdılar. Araştırmaları sonucunda da kromozomların fiziksel yani moleküler seviyede Mendel'in bahsettiği kalıtsal faktörler ile benzer şekilde davrandıklarını buldular. Bu oldukça güçlü bir teoriydi. Devamında 1911'de bu teoriyi destekleyen başka kanıtlar da bulundu. Daha önce bahsettiğimiz gibi Thomas Hunt Morgan meyve sineklerini kullanarak mutant özelliklerin jenerasyondan jenerasyona geçişini X kromozomu üzerinden açıkladı. Ve ekip arkadaşlarıyla birlikte çalışmalarına devam ederek Mendel'in 1865'te ortaya attığı kalıtsal faktörlerin fiziksel konumunun gerçekten de kromozomlarda olduğu fikrini destekledi. Bugün kromozomlar hakkında düşündüğümüzde aklımıza ne gelir? İlk olarak arkadaşlar DNA gelir ki bu doğrudur. Ama buna ek olarak kromozomların aynı zamanda protein gibi başka malzemeler de içerdiğini unutmamamız gerekiyor. Erken dönemlerde bilim insanları genlerin yani kalıtımsal faktörlerin fiziksel konumunun kromozomlar olduğunu bulmuşlardı. Ama kromozomları oluşturan bileşenleri incelediklerinde kalıtımsal bilgilerin proteinler tarafından kodlandığını düşünüyorlardı. Evet Onlara göre kalıtımsal bilgiler proteinler yani bu karmaşık moleküller tarafından kodlanıyorlardı. Şimdi o zamanlar çok da sıkıcı bir bileşen olarak görülen DNA'nın kalıtımla ilgisi olabileceğini akıllarından bile geçirmemişlerdi bilim insanları. DNA'nın genetik bilgilerin kodlanmasından sorumlu olduğunun keşfi için arkadaşlar biraz daha zamana ihtiyaç vardı. Bu konudaki çalışmalar gerçekten de çok ilginç bir şey yaptı deneyi ile meşhur olmuş Griffith ile başladı. Griffith 1928'de yaptığı ve yayınladığı deneyi ile her ne kadar DNA'nın kalıtımda başrol oynayan molekül olduğunu kanıtlamıyor olsa da 1944'te bu beyefendilerin DNA'nın kalıtsal faktörlerin kodlandığı molekül olduğunu bulmalarına yardım etmiştir. Peki Griffith'in deneyi neydi arkadaşlar? Neydi? Ne sizce neydi? Ne dersiniz? Griffith bazı bakteri suçlarını araştırıyordu. Evet, bakteri suçları. Bir suçun iki varyantı ya da iki bakteri türü için bunları R türü ve S türü olarak adlandıralım. R türü bakteri fareye enjekte edildiğinde fare yaşamaya devam ediyordu. S türü bakteri enjekte edildiğinde ise fare ölüyordu. Çünkü S türü bakteri kapsülü sayesinde farenin bağışıklık sistemi tarafından öldürülemiyor. Sonuç olarak da fareyi hasta edip ölümüne yol açıyordu. Griffith sonra S türü bakteriyi ısıtarak bakterileri öldürmüş. Isıtıldıkları için ölen bakterileri fareye enjekte ettiğinde de farenin yaşadığını görmüş. Ve işler bundan sonra ilginçleşmeye başlıyor. Griffith ısıtarak öldürdüğü bakteri türünü alıyor ve bunları canlı R türü bakterilerin bulunduğu bir yere koyuyor. Şimdi biraz düşünelim. Mavi bakteriler zaten fareleri öldürmüyordu öyle değil mi? E buna ek olarak ölü olan S türü de öldürmüyordu az önce söyledik. Ve bu iki bakteri türünü karıştırdığımızda farenin ölmeyeceğini düşünmemiz yani son derece mantıklı olur olmaz mı? Ama ne oldu arkadaşlar deneyde? Ne oldu? Fare öldü. Ve böylece Griffith transformasyonu ya da dönüştürücü ilkeyi bulmuş oldu. Buradaki S türünü öldürmüş olmasına rağmen ölü bakterilerden canlı bakterilere aktarılan bir takım malzemenin canlı bakteriyi S türüne dönüştürüp ona fareyi öldürme kabiliyetini kazandırdığını gördü. Evet, transformasyonun ya da dönüştürücü ilkenin çıkış noktası budur. Bundan aşağı yukarı 20 yıl sonra Avery, McCarthy ve McClyatt transformasyonun ya da dönüştürücü ilkenin ne olduğunu sorgulamaya başladılar. Griffith'in deneyini biraz değiştirerek ya da geliştirerek demeliyim, yani ısıtılarak öldürülen S-tür bakteriyi R-türüne olduğu gibi eklemek yerine parçalara bölüp izole edilmiş hangi parçanın ya da molekülün fareyi öldürdüğünü bulana kadar deneyi yapmaya devam etmeye karar verdiler. Kısacası dönüştürücü ilkeyi izole etmeye çalıştılar. Az önce söylediğim şek şekilde ilerleyerek de ısıtılmış S türünü alıp bazı çözeltilerden geçirerek ya da bazı enzimler yardımıyla yapı taşlarına ayırdılar ve bu şekilde deneyi devam ettirdiler. Bu arada bunun son derece zahmetli bir iş olduğunu hatırlatmalıyım. Düşünün ısı tarafından öldürülmüş S türünü alıp yapı taşlarını ayırmaya çalışmaktan bahsediyorum. Örneğin bu yapı taşlarından biri olsun. Bir tane daha değişik renkler kullanalım. Bir tane de buraya çizelim. Bir tane de buraya. S türü bakterinin içinde bulunan bu yapı taşlarını izole edebilmek için farklı kimyasal yöntemler kullanması, kullanılması yani gerekir. Bunu yaptıktan sonra fareye ısıtılarak öldürülmüş S türü artı R türü kombinasyonu yerine R türüne sırayla ve ayrı ayrı burada elde ettikleri yapı taşlarını ekleyip öyle veriyorlar. Bu yapı taşlarını eklediğimizde fare yaşamaya devam etmiş olsun. Fare yaşamaya devam ettiği için de R türünü dönüştüren yapı taşı bu olamaz. Belki bu yapı taşı da dönüştürememiştir. Ama sonuç olarak R türünü dönüştüren yapı taşını izole etmeyi başarıyorlar. Yani fare öldüğüne göre bu yapı taşı R türünü S türüne dönüştürmüş olmalı. Daha sonra bu yapı taşını alıp üzerinde birçok test uyguladılar. Örneğin moleküler yapısına baktılar. Moleküler yapısındaki nitrojen ve fosfor oranlarını incelediklerinde ise bu oranların DNA'nın oranları ile tutarlı olduğunu buldular. Ve DNA tanıdık bir moleküldü. Ayrıca bu oranlar proteinlerin oranları ile benzeşmiyordu. Yaptıkları kimyasal testler sonucu bu yapı taşının çok fazla miktarda protein hatta RNA da içermediğini gördüler. RNA ve proteinleri aşındırabilen enzimler bu yapı taşı üzerinde etkili değildi. Ama DNA'yı aşındıran enzimler bu yapı taşını da aşındırabilmişti. Ve böylece DNA'nın dönüştürücü ilke olduğu sonucuna ulaştılar. Bu son derece önemli bir keşifti. Yüz yıl boyu süren şu serüvene bir kez daha göz atar mısınız? Kalıtımsal faktörler, tamam. Peki neredeler? Kromozomlarda, tamam. Kromozomlarda olduklarına dair kuvvetli kanıtlar var, bu da tamam. Ama kromozomlar DNA ve proteinlerden oluşuyor, öyle değil mi? Bu şekilde başlayan serüven Griffith'in deneyi ve sonrasında Avery, McCarthy ve McLeod'ın Griffith'in deneyini geliştirmesiyle diğer bakteri türünü dönüştüren şeyin ne olduğunun keşfedilmesiyle sonuçlandı ve bu şey de neydi? DNA'ydı. Isı ile öldürülmüş bakterilerin DNA'sını R türü bakterilerle karıştırdığımızda bu DNA R türünün DNA'sı ile karışıp onların S türü protein kodları üretip daha öldürücü olmalarını sağlıyordu. Neden mi? Çünkü farenin bağışıklık sistemi dönüşmüş R türüne de saldıramıyordu. Çok etkileyici öyle değil mi? Bu videodan çıkarmamız gereken sonuç DNA'nın kromozomların genetik bilgiyi kodlayan çok ama çok önemli bir parçası olduğunu anlamamıza dair serüvenimizin yanında DNA'nın ne kadar sihirli ve canlı bir tür ile karıştırılan başka bir türe ait olan DNA'nın o türü dönüştürebilme ihtimali olmasıdır. Bu beyefendilerin yaptıkları belirli bir dereceye kadar basit genetik mühendislik olarak da adlandırılabilir.